Ee, sıradaki konu, Huzur'un mesajının okunmasıdır. Ee, elimize biraz geç ulaştığı için e, Türkçe'ye tercüme etme fırsatımız olmadı. Ee, fakat ben bir e, önce İngilizcesini okuyacağım. Biraz uzunca bir mesaj. Ardından da e, Türkçe'ye çevireceğim. Bakıp, Türkçe kısmı biraz yavaş olabilir. Önce İngilizcesini okuyorum. Sesim ulaşıyor mu her yere? Şu anda ses net olarak ulaşıyor mu? Dear members of the Ahmadiyya Muslim Cemaat Turkey, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. I am very pleased that you are holding your annual Jalsa Salana on the 1st and 2nd of October 2016. It is my prayer, may Allah make this gathering a great success and may all the participants gain immense blessings and spiritual nourishment from this blessed event. As I mentioned recently on the occasion of Jalsa Salana Germany, it was under the direction of Allah, the Almighty. That Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, the promised Messiah, peace be upon him, laid the foundation of the very first Jalsa Salana for the reformation of the members of the community nearly 125 years ago. That convention was held in the small village of Qadian in just a section of a mosque. 75 people attended for the sole purpose of bringing about a positive transformation in themselves. We are seeing today the result. Of the pledge they made for the reformation of the world and to spread the message of Islam throughout the world by becoming the extraordinary helpers of the promised Messiah, peace be upon him. As I said, the promised Messiah, peace be upon him, as I said, the promised Messiah, peace be upon him, started holding these conventions upon receiving a directive from Allah. And their fundamental aim was the reformation of the members of the community. Their purpose was an endeavor to achieve closeness to Allah, to advance in religious knowledge and understanding, to bring about virtuous changes and integrating them into one's life, to save oneself from the desires of and futilities of the world, to make a pledge and a promise to spread the message of Islam to the corners of the, of the world. And to strive to fulfill these noble tasks with all of one's abilities and capabilities and to enhance the relationship of love, affection, and brotherhood. Those fortunate companions of the promised Messiah, peace be upon him, who participated in those early Jalsas ac accomplished these objectives admirably. Allah endowed so much blessing to those conventions held in the then insignificant village of Qadian. That today, similar conventions are being held every year in all the countries of the world where our communities have been established. The reason for holding these conventions remains the same as the promised Messiah had explained for convening the Jalsa of Qadian. Thus, if you are gathered here in the Jalsa Salana of Turkey for the same purpose, then you are fortunate that you will be inheritors of the blessings of Allah. On the other hand, it will be unfortunate if having come together for a righteous purpose, but rather than pursuing purely righteous aims, you fall into worldly matters. <coughs> Thus, every Ahmadi who participates in the Jalsa Salana should try to distance himself completely from worldly affairs during these two days. And even after this, you should depart with the pledge to continue with the good virtues that sprouted here so that you continue to be the absorbers of the blessings of Allah in your everyday life. That is when you have to return to the necessary issues relating to your work and business and other matters. During these days, in addition to the obligatory <coughs> prayers and voluntary worship, nawafil, you should remain constantly engaged in the remembrance of Allah. Your thoughts should remain pure and your intention should remain ever directed towards Allah, the Almighty. And as a result, you will be protected from evil. This is the purpose of worship. Remembrance of Allah continues to bring one's attention to the need for obligatory worship. If a person is engaged in obligatory worship, it in turn diverts him to the remembrance of Allah. Everyone should keep this in view. Furthermore, the objectives of Jalsa outlined by the promised Messiah, peace be upon him, state that besides the opportunity for self reformation and avoidance of frivolities, the Jalsa should enable us to achieve closeness to Allah, which will then encourage us to act upon His injunctions with complete obedience. Also, that a special relationship of love and brotherhood will be established with our fellows in faith. And we will be able to do away with all kinds of selfishness and discord. The promised Messiah has constantly admonished the members of the Jamaat in matters of good behavior. In one instance, he states These are matters and conditions that I have been urging from the beginning. Every member of my Jamaat to act upon them. You should indulge in no impurity, mockery, or derision. Walk upon the earth with good hearts. Pure tempers and pure thoughts. Not every evil is worth fighting. So cultivate the habit of forgiveness and overlooking defaults and behave with steadfastness and meekness. Do not attack anyone improperly and keep your passions under control. If you take part in a discussion or in an exchange of views on a religious subject, express yourself gently and be courteous. If anyone misbehaves towards you, withdraw from such company with a greeting of peace. God Almighty desires that you should become a Jamaat that should set an example of goodness and truthfulness for the whole world. Hasten to exclude everyone from your company who sets an example of evil, mischief, provocation, and ill behavior. He who cannot dwell among us in meekness, goodness, and piety, using gentle words and Com comporting himself in ways of good conduct should depart from us quickly, for God does not desire that such a one should dwell among, among us. Ishtihar, Majmu'a Ishtiharat, Volume 3, pages 47 48. Therefore, I advise you that in all circumstances and conditions, you should always endeavor to present the true image of Islam in your every deed, manner, and behavior. You should conduct yourself properly and try to set the best example as citizens of the country you live in. Be loyal and exhibit love for your country. That is because it is the teaching of our Holy Prophet Muhammad, who instructed us that love for one's country is an integral part of one's faith. You should listen regularly to my Friday sermons and my addresses at other important functions and events. This will enable you to strengthen your attachment and loyalty to the blessed institution of Khilafat. You should also teach your children about the special blessings of Khilafat and encourage them to remain attached and be continually devoted to the Khalifa of the time. Today, the task of revival of Islam can only be performed by adhering to the system of Khilafat. Therefore, you should always uphold this noble institution and ensure that you and your future generations always remain within the blessed guidance and shelter of khilafat-e-ahmadiyya i urge you to watch mta often and constantly enhance your knowledge of the teachings of islam and ahmediyat preaching is important for every Ahmadiyya and setting your own virtuous example is essential in the success of your tabligh efforts so if your actions are in true accord with the teachings of islam and your every word and deed conforms with the dictates of the Holy Quran, and you behave in the shape and form that the promised Messiah desired, then this will become a wonderful means of conveying the message of Ahmadiyyyah to the people not only of Turkey but indeed the whole world. May Allah bless your Jalsa Salana with great success and enable all of you to progress greatly in taqwa and spiritual development. May Allah enable you to bring about a real transformation in your lives towards more piety, virtuous behavior, and the service of humanity. May Allah bless you all. Wassalam Mirza Masroor Rahmat, Khalifatul Masih V. Masih V, Şimdi de bu mesajı hem bir taraftan okuyarak e, Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Dolayısıyla biraz yavaş olabilir. Lütfen dikkatle dinleyelim. Türkiye Ahmediye Cemaatinin sevgili üyeleri. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Çok mutluyum ki 1-2 Ekim 2016 tarihinde calsa Salananızı yapıyorsunuz. Duam şudur ki bu toplantı büyük bir baş, büyük bir güzel bir şekilde başarılı olsun ve tüm katılanlar ruhani nimetlere toplayıp buradan ayrılsınlar. Daha önce Almanya Calsası'nda da dediğim gibi Allah'ın emriydi ki o emri üzerinde Hazreti Mirza Gula Mehmet Mesih e Maud Calsa Salanın temelini atmıştır ve bunun amacı cemaatin üyelerini ıslahı üyelerinin ıslahıydı. Ve bu 125 sene evvel oldu o ilk calsa salana Kadiyan o küçük kasaba e, Kadiyan denilen küçük kasaba da yapılmıştı. Ve bir, bir caminin bir bir kısmında, bir köşesinde yapılmıştı ve sadece 75 kişi katıldı. Tek amacı kendilerini ıslah etmekti. Bugün de o gün onların verdiği o sözün neticelerini görüyoruz. Neydi o söz? Bütün dünyayı değiştireceklerdi ve dünyada İslamiyet'in mesajını yayarlar, yayacaklardı. Ve vaat edilen Mesih'in yardımcıları olacaklardı. Dediğim gibi Hz. Mesih Muhammed bu calsaları Allah'ın direktifi üzerinde başlattı. Ve ana, ana, amacı cemaat üyelerin ıslahıydı. Bir amaç Allah'a yaklaşmak idi. Dini bilgileri edinmekti. Kendilerinde takva geliştirmekti ve bunlara bu bütün şu bilgileri ve takvaya kendi hayatının bir parçası hale getirmekti. Kendilerine dünyevi arzularından uzak tutmaktı. Ve bir söz vermekti ki ben dünyanın bu mesajı dünyanın dört köşe dört bucağına yayacağım. Ve bunun için çaba göstermek. Ve bütün e, Allah'ın verdiği bütün güçlerini bu yönde kullanmak idi. Ve aramızdaki sevgi ve kardeşliği arttırmaktı. O vaat edilen Mesih'in sahabeleri ki o ilk calsaya katıldılar. Bu bütün şu amaçlarını son derece güzel bir şekilde yerine getirdiler. Ve Allah onları o öyle güzel o çabalarını öyle güzel bereketlendirdi ki bugün dünyanın bizim cemaatimizin kurulmuş olduğu tüm ülkelerde buna ona benzer calsalar yapılmaktadır. Bu calsaların amacı aynıdır. Bugün de aynıdır. Hazreti aleyhi ve sellem anlattığı amacıyla aynıdır, değişmemiştir. Dolayısıyla eğer bugün bu Türkiye calsasında aynı amaçları yerine getirmek için toplandıysanız şanslısınız. Çünkü Allahu Teala'nın o bereketlerinin e, den nasip siz de pay alacaksınız. Ama eğer dünyevi işleri düşünerek bir araya geldiyseniz ve bambaşka amaçlarınız varsa o zaman çok şanssız olacaksınız. <laughs> Dolayısıyla bu calsa'ya katılan her ahmedi kendine dünyevi işlerinden bu iki gün boyunca tamamen uzak tutmalı ve bundan sonra da burada ek ekilmiş olan o tohum devam etmeli ve siz Allah'ın o bereketlerini toplamaya devam etmelisiniz. Bundan sonra işlerinize döneceksiniz ama burada başlat başlatmış olduğunuz e bereket bereketleri Hayatınızda devam toplamaya devam etmeye çalışmalısınız. Bugünlerde farz ibadetlerin dışında ve nafile ibadetlerin de dışında siz sürekli Allah'ın zikriyle meşgul olun. Düşünceleriniz tertemiz kalmalı ve Allah'a yönelmelisiniz. Ve böyle yaparsanız kötülüklerden korunacaksınız. İbadetin amacı zaten budur. Allah'a anmak. Allah'ı anmak ve ibadetin Allah'ı anmak ve ibadeti yapmak. Eğer bir insan farz ibadetleri yaparsa bu ona daha da çok Allah'ı anmaya yöneltiyor. Bunu hiç unutmayın. Bunun dışında daha önce de dediğim gibi Vaat edilen Mesih, bu calsanın amacından bir tanesini kendimizi, ıslah etmek olarak anlatmıştı. Ve dünyevi, dünyevi basit lağıv şeyleri şeylerinden uzak tutmaya, uzak kalmaya bize önermişti. Allah'a yaklaşmalıyız ve bu ve bunu yaparsak ve bunu tam bir itaat yaparsak bunu başaracağız. Ayrıca aramızda da bir kardeşlik doğacaktır. Ve her tür bencillik ve kavgadan uzak kalmış olacağız. Vadedilen Mesih bu konuyu çok önem vermiştir. Yani aramızdaki olan kavgaları ve kavgaları ve ta, tatsızlıkları yok etmek. Vadedilen Mesih bu konuyu çok e, önem vermiştir ve sürekli cemaati bu konuda uyarmıştır. Bir noktada şöyle buyurmaktadır: Bazı konular var ki baştan beri vurguluyorum. Bu vaad Mesih'in e, yazdığı, söylediği bir şey. Bazı konular var ki baştan beri vurguluyorum ve onlara uymak cemaatin her üyesinin görevidir. Herhangi halis ve pak olmayan davranış, alay etmek veya küçük düşürmeye çalışmak gibi işlerden tamamen uzak durmalısınız. Yeryüzünde tertemiz kalpler, hemen parlamayan huylar, temiz düşüncelerle yürüyünüz. Her gördüğünüz kötülüğe karşı verecek diye bir şart yoktur. Her gördüğünüz kötülüğe karşılık verilecek diye bir şart yoktur. Dolayısıyla affetmek ve görmemezlikten gelme alışkanlıklarını besleyin. Davranışlarınız alçak gönüllülük ve sebat göstersinler. Hiç kimseye karşı saldırganlık beslemeyin. Ve duygularınızı kontrol altında tutunuz. Eğer tartışıyorsanız veya dini bir konu söz konusuysa düşünceleriniz sakin ve efendi bir şekilde sununuz. Eğer birisi size karşı kötü bir şekilde davran, davranırsa selam verip onun yanından ayrılınız. Yüce Allah'ın isteği şudur ki sizler bütün dünya için iyilik ve dürüstlük konusunda örnek teşkil edecek bir cemaat hale geliniz. Aranızda kötülük, şer, fesat, fitne, bağırma çağırma alışkanlıkları olanlardan uzak durunuz. Aranızda alçak aramızda alçak gönüllülük, takva, yumuşak sözler ve sinirlenmeyen davranışlarla yaşayamayan bir an evvel bizden ayrılmak bizden ayrılmalı. Aramızda alçak gönüllülük, takva, yumuşak sözler ve sinir ve sinirlenmeyen davranışlarla yaşayamayan kimse bir an evvel bizden ayrılmalı. Çünkü Allah böyle birisinin aramızda kalmasını istemiyor. 29 Mayıs 1898 Mecmua İştiharat Cilt 3 sayfa 47-48 Huzurun mesajı devam ediyor. Dolayısıyla ben de size diyorum ki her durumda siz İslamiyet'in gerçek yüzünü göstermek için çaba göstermelisiniz. Kendinize güzel bir şekilde dünyaya sunmalısınız ve en güzel örneği sergilemelisiniz. Ülkenizin en iyi vatandaşları olarak davranmalısınız. Ve ülkeye sadık kalmak sizin göreviniz olmalı. Çünkü bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisidir. O bize demiştir ki ülkenin sevgi imanımızın bir parçasıdır. Benim Cuma hutbelerimi ve diğer önemli konuşmalarımı sürekli dinlemelisiniz. Bu, helafetle bağınızı güçlendirecektir. Aynı zamanda çocuklarınızı da bu helafet, bereketli olan helafet ile ilgili bilgi vermelisiniz ve onları, helafete bağlı kalmalarını sürekli hatırlatmalısınız. Bugün İslamiyet'in yeniden canlanması, sadece helafete bağlı kalarak mümkündür. Dolayısıyla, bu, Bereketli kurumu her zaman üstün tutmalısınız ve gelecek nesilleri e, bu hilafet-i ahmediyenin bereketlerinin toplamaya çalışmalısınız. MTA izleyin ve sürekli dini bilgilerinizi ve İslam ve Ahmadiyet hakkındaki bilgilerinizi arttırınız. Tebliğ her Ahmedinin bir görevidir ve bunun için kendi örneğinizi sergilemek son derece önemlidir. Bu sizin tebliğ çabalarınızı çabalarınız güzel bir şekilde sonuçlanmasını sebep olacaktır. Dolayısıyla eğer sizin amelleriniz İslamiyet'in öğretisine uygun ise ve her sözünüz ve her ameliniz Kur'an-ı Kerim'e uygun ise ve siz vaat edilen Mesih'in bize anlattığı tarzında davranırsanız o zaman bu İslamiyet ve Ahmediyet'in mesajını yaymak için en güzel yöntem hale gelecektir. Allah bu calsa salananızı başarılı kılsın ve hepinize takva ve ruhani gelişme ve ilerlemekte yardım etsin. Allah sizin size kendinizi ıslah etmek konusunda yardımcınız olsun. Ve siz hayatlarınızı daha çok takva ile yaşayın ve insanlığa hizmet edin. Allah yardımcınız olsun. vesalam Mirza Masrur Rahmet Halifetul Mesidefe.